esince, sakallı bozçayı fışı ötünce, bedevi atlar sahibini görüp kişneyince, sakallı uzun yabancı bağırınca, at karalı seçildiği sırada, kalabalık Oğuz'un gelini kızı süslendiği sırada, göğsü güzel kaba dağlara. Dede Korkut destanlarının kahramanları iyiliği ve doğruluğu öğütler. Güçsüzlerin ve çaresizlerin her zaman yanındadır. Hile hurda bilmezler. Tok sözlü sözlerinin elidirler. Türk milletinin birlik ve beraberliğini, milli dayanışmayı, el ele tutuşmayı telkin eder. Yüzyıllar boyu heyecanla okunan bu eserdeki destanlar, Doğu ve Orta Anadolu'da çeşitli varyantlarıyla yaşamıştır. Anadolu'nun birçok bölgesinde halk arasında söylenen, kuşaktan kuşağa aktarılan hikaye ve destanlarda Dede Korkut'un izleri ve büyük etkileri vardır. Dede Korkut destanlarının bize söylediği gerçek o ki, Korkut Ata, Oğuz ve Kıpçakların bir arada yaşadığı dönemde yaşamıştır. Korkut Ata Türk dünyasının her yerinde bilinir. Avrupa ve Türkiye Türklüğü, Türkistan ve İl-Ural Türklüğü Korkut Ata'ya sahip çıkar. Hepsi de haklıdır. Nerede Türk varsa Korkut Ata oradadır. Korkut Ata'nın kopuzunun sesi yüzlerce yıldan bu yana Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar her yerde yankılanıyor. Selim'in şu kadar